Mama Büyüs, yolun başındaykeni sunar. Yolun başındayken programından herkese merhaba. Yine Habertürk ekranlarında buluştuk. Eğitime dair ne varsa yine sizlerle paylaşmaya, konuklarımla tartışmaya devam edeceğiz. Bugün oldukça ilgi çekici konu başlıkları var. İlk konuğum diyor ki, bütün liseler meslek lisesine dönüşebilir mi acaba? Niye bunu söylüyor? Diyor ki insanların doğuştan getirdiği yeteneklerine göre eğer eğitirsek gerçekten doğru mesleklere yönlendirebiliriz. Tabii bunu söylerken nasıl bir projeden bahsediyor? Yani buna devlet nasıl uyum sağlayacak, okullar nasıl uyum sağlayacak ve ailelere neler düşüyor? Okyanus Kolejleri kurucusu Sayın Orhan Özbey birazdan canlı yayın konuğumuz olacak. İlerleyen dakikalarda şunu konuşacağız. Eğer anne babalar diyorsa ki ne imkan sunarsam sunayım, çocuğumu bir türlü ders başına oturtamıyorum, ikna edemiyorum ders çalışmaya. Acaba onları nasıl motive edebilirim? Klinik psikolog Emre Konuk ve eğitimci Koray Varol birazdan burada. Ayrıca oyuncu İlker Aksum öğrencilik yıllarını bize anlattı, onu da paylaşacağız. Yolun başındayken dop dolu içeriğiyle başlıyor. Siz de sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla programımıza katılabilirsiniz. Korkma bu kadar. Kaçarsan buraya kadar. Veteriner hekimliğini bitirdim, müzisyenlikle uğraşıyorum. İnan o kadar. Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölüm mezunuyum. Şu anda yazılım satışı ve finans yöneticiliği ile uğraşmaktayım. Protohistoria ve Ön Asya Arkeolojisi mezunuyum. Şu an emlak sektöründeyim. Diş hekimliği okudum. Web yazılımları hazırlıyorum şu anda. Sadece hani tam anlamıyla sınava odaklanmış bir insansınız. Hani ben bu sınavı geçeceğim, ne oluyorsam olacağım. İstediğim şey bu. Ve o dönemde de en prestijli, en insanlar içerisinde saygı uyandıran meslek neyse ona odaklanıyorsunuz. Ben biraz daha hani garanti gelirim olabilecek bir mesleği seçeyim dedim. Tam tersi oldu. Okyanus Kolejleri kurucusu Sayın Orhan Özbey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi gerçekten ilgi çekici bir başlık. Daha önce bundan bahsetmiştik ama bugün biraz bunu detaylandırmanızı rica ediyorum. Kesinlikle. Yeteneklerine göre eğer biz çocuklarımızı, gençlerimizi eğitirsek, ona göre bir eğitim sunarsak doğru mesleklere yerleştirirler diyorsunuz. Ve bizim biraz önce izlediğimiz o arkadaşlarımız gibi hani farklı bölümü bitirip bambaşka iş yapmazlar. Bunun önüne geçeriz diyorsunuz. Kesinlikle. Bir özetler misiniz? Nasıl bir eğitim sistemi bu? Evet, çok önemli bir konu. Bir defa şunu hiç unutmamak lazım. Aslında bir ülkenin, bir insanın, bir toplumun en büyük değeri o insanın taşıdığı hünerlerdir. Bunlar da genlerinde saklı. Yani o hünerler olmasa zaten bir meslek, bir sanat ortaya çıkmaz. Şunu çok iyi biliyoruz ki her insanın yatkın olduğu bir meslek var. Bu doğuştan gelen, genlerle belirlenen bir olgu. Ve bu genler zaten bizim kişiliğimize ve ilgilerimize yansıyor. Daha doğrusu insanın kişiliği neyse, ilgileri neyse, yeteneği de odur. Onun için biz hep bir konunun üzerinde ısrarla duruyoruz. Diyoruz ki, yetenek merkezli bir eğitim olmalı. Yetenek merkezli eğitim ne olmalı? Önce çocuğumuzu keşfedeceğiz. Neye yeteneği var? İşte o konuda eğitim vereceğiz. Bilgi vereceğiz, yönlendireceğiz. Şimdi aileler anlamaya çalışıyor, oyun oynarken bakıyor, aa şuna yeteneği var galiba diyor falan ama sizin bu bahsettiğiniz bambaşka. Yeteneğini biz ölçeceğiz, değerlendireceğiz. Kesinlikle. Nasıl bir ölçme değerlendirme sistemiyle? Ama işte bunu yaparken de gecikmeyeceğiz. Gecikmeyeceğiz. Kaç yaşında yapacağız bunu? Şunu söyleyelim, bir defa çocuğumuz ilkokul eğitimini alacak, ortaokul eğitimini alacak, temel eğitim bitecek. Tamam. Temel eğitimsiz hiçbir şey olmaz. Temel eğitimini bitirmeyen çocuğumuzu da mezun etmeyeceğiz. Öyle kolay kolay mezun etmeyeceğiz. Gerekirse bir sene daha okusun ama temel eğitimi alsın. Bu bir. Temel eğitimin sonunda çocuklarımızın hangi mesleğe yatkın olduğunu tespit edeceğiz. Sonra lisede o meslekte ilerlemesini sürdüreceğiz.
Yani hep böyle meslek ve mesleği hedef yaparak onun üzerine yürüteceğiz. Nasıl olacak bu? Ortaokul son sınıf, temel eğitim işmiş. Liseye geldiği zaman eğer bu çocuğumuz mimar olacaksa mimar kariyer meslek lisesine. Eğer bunun mühendislik yeteneği varsa mühendislik kariyer meslek lisesine. Tıpsa tıp, hukuksa hukuk, öğretmense öğretmen, her neyse. Yani neye yeteneği varsa o kariyer meslek lisesine gitmeli. Burada şunu söylüyoruz yalnız, bir kavram getiriyoruz. Mevcut meslek liseleri yok, Anadolu Lisesi yok, diğer liseler yok. Ne var? Kariyer meslek lisesi var. Yani bu bahsettiğimiz zaten turizm meslek lisesi, iletişim meslek liseleri var, sağlık meslek liseleri var. Bu bahsettiğiniz bunun gibi bir yapılanma değil aslında. Değil. Hepsini kariyer meslek lisesine gönderiyoruz. Dönüştürmek. Yani bir öğrenci elektrik meslek kariyer meslek lisesine girdiği zaman elektrik mühendisi olacağım diye gidecek. Mesela diyelim bir torna tesviye bölümüne gittiği zaman aslında makine mühendisi olacak şekilde gidecek. Yani bunu motive edici, buna vizyon sağlayıcı bir liseyle karşı karşıya olacak. Şu anki meslek lisesi algısında değil bu bahsettiğiniz. Bu algıda olmayacak. Lise. Evet, bu algılar, bu algıda bir problem var zaten. İşte böyle olduğu zaman herkes çocuğunu gönderir buna. Ve sonuç itibariyle bir meslek sahibi olacak. Sonra tıp fakültesine gitti diyelim ya da işte mühendislikten devam edelim. Mühendislik fakültesine gitti. Mühendislik fakülteleri dönecek. Bu liselerden mi öğrencisini seçecek kendisi? Aynen öyle, kesinlikle. Mesela diyelim ki tıp kariyer meslek lisesine giren bir öğrenci. Tamam. Ne yapacak? Buradan yani bu meslek lisesi bitince tıp fakültesine gidecek. Gidemeyenler ne olacak? Ara eleman olacak. Ama bir daha o fakülteye gitme ihtimali var mı? Her zaman olmalı. Hiçbir zaman da yolu kesilmemeli. Ama kimi öğrencimiz çok başarılı da olabilir. Evet. Tıp kariyer meslek lisesinde üniversiteye gitmek istemeyebilir. Kısa yoldan hayata atılmak isteyebilir. Bu da olabilir. Yani bunun yolu hiçbir zaman. Yetenek ve genlerimizde bu var diyorsunuz aslında. Yani değil mi? Evet. Genlerimiz bize hangi mesleği seçeceğimizi söylüyor aslında. Evet. Bunu doğru ölçebilirsek diyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi burada benim aklıma şu geliyor. Herkesin gelişimsel farklılıkları farklıdır ya. Yani bir çocuk 11 aylıkken de yürüyebiliyor, 18 aylıkken de yürüyebiliyor. Evet. Şimdi 18 aylıkken yürüyene geriden takip ediyor demiyoruz. O bir süreç. Şimdi mesleki kariyerini, ben ne mesleği seçeceğim? Birisi 11 yaşında karar verebilir, birinden etkilenir vesaire aile büyüğünden. Doğru. Öbürü 20'li yaşlara gelir, hatta üniversiteyi bitirir, hala seçememiş olabilir. Hani burada nasıl bir aslında süreç şunu söyleyeyim. Olacak? Bir çocuğun 11 aylıkken veya 18 aylıkken yürümesi yine genetikseldir. Bir defa bunu unutmayalım. Ha şunu söyleyeceğiz. Diyeceksiniz ki ya ortaokul son sınıfta bu çocuk bunu nasıl seçecek? Nereden bilecek? Hatta lise son sınıfa geldiği zaman da tercih yaparken tabii, çok isabetli yaptığını söyleyemeyiz. Evet, evet. Nasıl olacak? İşte biz bunu ne anneye bırakıyoruz ne babaya bırakıyoruz. Biz bilimsel testlere bırakıyoruz. Yani çocuk bile farkında değil aslında. Ortaokuldayken hatta lisedeyken hangi mesleğe yatkın olduğunu o da bilmiyor. Ama ortaokul son sınıfta biz şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki sen mimar olabilirsin. Sen doktor olabilirsin. Sen hukukçu veya öğretmen olabilirsin. Biz bunu söylediğimiz zaman artık işi kolaydır. Her ikisini de olamaz mı? Yani çok yönlü bir varlıktan çok, bahsediyoruz. Çok önemli bir şey. Her iki tarafa da yeteneği var. Kesinlikle. Çok önemli olan şey şu. Aslında 900 meslek belirlenmiş. Bu 900 meslek içerisinde çocuklar böyle bir teste girdikleri zaman 70'in üzerinde diyelim 50 tane meslek çıkıyor kendisine. Yani iyi yapabileceği neredeyse 50 meslek çıkıyor. Orada da ilgi mi belirleyici olacak? İşte orada o 50 meslek içerisinde bir seçim yapabilir yine. Yine yapabilir. Ama yapamadı diyelim ki. Yüzde söz gelimi %30'la doktor olabilecek bir şey çıkıyor. %80'le mimar olabilecekken. Diyelim ki bu çocuğumuz tıp fakültesine gitse %30 oranında bir kapasiteyle doktor olabilir. Ama eğer mimarlığa gitse %80 kapasiteyle bir mimar olur. Ha, doktorluk yapamaz mı? Yapar. Ama %30 kapasiteli bir doktor neyse o olur. Burada asıl yola çıkış amacınız yani neydi? Bu sisteme baktığınızda neyin önüne geçmiş olacağız? İşte her yıl sınava bir üniversiteye kayıt olsa dahi, mezun olsa dahi %30 oranında yeniden sınava giren
gençler var. Evet. Mesela bunun önüne geçmek mi? Kesinlikle. Ya da mutlu insanlar olsun, herkes sevdiği genetiğiyle barışık işleri yapsın mı? Yani asıl böyle altını çizdiğiniz şey ne? Kesinlikle çok önemli bir şey. Şimdi bakın bir şey söyleyelim. Diyelim ki mimarlık fakültesine girebilmek için çok iyi puan almak lazım. Çok başarılı olmak lazım. Tamam, çok iyi puanı olan biri buraya girer. Ama eğer mimarlık yeteneği yoksa mutlu olur mu? Olamaz. Çünkü mimarlık şunu gerektiriyor. Bir defa tasarım gücü olacak. Hayal edebilecek. Bütüncül düşünebilecek. Bütün bunlar yoksa nasıl mimar olsun? Çok bilgili, tamam çok bilgili ama mimar olamaz. Çok çok bilgili, doktor tıp fakültesini kazandı. Ama eğer doktorluk yeteneği yoksa doktor olamaz. Problem burada. Bu problemi gördüğümüz ve bildiğimiz için şunu söylüyoruz. Diyoruz ki en küçük iş yerine bile herhangi bir eleman alınırken özelliklerine bakılır. Evet. Ona uygun mu, değil uygun mi diye. Uygun mu, değil mi? Şimdi mimarlık fakültesine öğrenci alırken bu yeteneklerine, bu özelliklerine bakmadan alıyorsan ne kadar isabetli olabilir? Özel yetenekli alan bazı bölümler var, mesela iç mimarlık vesaire gibi, ama evet, genel anlamda bütün bölümler genel için anlamda aslında öyle değil. Mesela öğretmenler, eğitim. Evet. Eğitimimizden şikayet ediyoruz. Neden? Biz eğitimin şikayet ederken acaba öğrenciden mi şikayet etmeliyiz, müfredattan mı etmeliyiz, öğretmenden mi etmeliyiz? Şunu çok rahatlıkla diyebilirim. Öğretmenlerin %80'i öğretmen yetenekli değil. Oo, bu çok çok ciddi bir rakam. Bu ne anlama geliyor? Şu an yani, Türkiye'de öğretmenlerin %80'i... Ya, tabii bu yapılmış bir şey yok ama benim şeylerde, gözlemlerimde öyle. Çünkü öğretmen alırken bunlara bakıyoruz. Bakıyoruz ki büyük bir kısmı öğretmen yetenekli değil. İşte kolay iş bulurum. Ne oluyor? Saygınlığı olan bir meslek vesaire diye mi yöneliyor? Dolayısıyla öğrenci mi öğrenemiyor, öğretmen mi öğretemiyor? Olabilir. Öğrenci öğrenemiyor olabilir. O başka bir problem. Ama öğretmen de öğretemiyordur. İşin böyle bir tarafı. İyi öğretmen öğrenemeyeni öğretendir aslında, aynen, değil mi? Aynen, aynen, doğru. İyi öğretmen öğrenemeyeni öğretendir. Aslında iyi bir öğretmen mutlaka öğretir. Ama az öğretir ama çok öğretir. Herkesin sonuçta bir kapasitesi vardır. Herkese aynı şeyi öğretmek de doğru değil aslında. Orada da bir müfredat problemi çıkıyor. Dolayısıyla... Aklıma bir şey takılıyor hocam. Tabii. Testlerle dediniz. Nasıl bir test ki çok değişen ve gelişen varlık, ki o yaşlar hani ergenliğe giriyor vesaire, ilgisi bir o yana kayıyor, bu yana kayıyor falan. Kesinlikle. Nasıl bir test ki çocuğun bundan sonra ne yapacağına karar verebilsin ve biz aile olarak da bu teste çok güvenelim? Yani evet, biraz o konuda bir soru işareti oluştu. İşte o test eğer onun o genetiğini, yani o yazılımı ortaya çıkarıyorsa o hiçbir şekilde zaten değişmez. Kesinlikle değişmez. Mesela şunun gibidir. Birinin genetiğinde mavi göz geni varsa o mutlaka mavi gözlü olur. Beyaz tenlilik geni varsa mutlaka beyaz tenli olur. Ama ne yaparsa yapsın esmerleşemez o. Genetik kombinasyonlarla seçim yapmak psikolojiyi biraz göz ardı etmemize sebep olabilir mi? Şunu da söyleyelim. Bu genetik psikolojinin dışında bir şey değil. Bunlar beraberdir. Zaten psikoloji ona göre yapılanıyor. Yani bir insanın psikolojisi, hevesleri, ilgileri o genetiğe göre onunla uyumlu bir şeydir. Onun dışında bir şey değildir. Yani doğasına aykırı bir şeyi isteyemez çocuk. İsteyemez. Aslında o mutlaka onunla uyumludur mu diyorsunuz kesinlikle, arka tarafta? Kesinlikle. Mesela birinde ses güzelliği varsa genetik olarak o değişmez. Birinde iyi bir kulak varsa, müzik kulağı, o değişmez. Ondan sonra. Dolayısıyla iyi bir sunuculuk varsa, iyi bir konuşma kabiliyeti varsa o değişmez. Ya dolayısıyla bu böyledir. Bazıları diyelim iyi konuşamayan biri çok zorlar, belli bir yere kadar ilerler ama bu genetik bir donanım kadar hiçbir zaman güçlü olmaz ve değerli değil, olamaz. Ya size zorlama olur kısaca. Size zamanında bu testler yapılsaydı acaba kimya alanını değil de nereyi seçerdiniz? Evet, ne çıkardı acaba? Büyük itibariyle galiba ben mimarlık olurdu. Şu anda da çok sevdiğim iş mimarlıktır. Onu yapardım. Ama bakın mesela o MEP testine ben de girdim. Benim için mimarlık da çıkıyor. Öğretmenlik de çıkıyor. Ne testine grafikerlik hocam? De çıkıyor. Ne testine? MEP testi dediğimiz MAP. M-A-P-P diye bir test. Motivasyon ölçen bir test aslında. Daha doğrusu bu test kimin ne motivasyonu varsa, neden motive olabiliyor onu ölçüyor. Ve dolayısıyla hangi mesleği yapabileceğini de bize söylüyor.
Böyle bir şeysi var. Aslında burada sizin söylediğiniz fikir, yani bu testi belki günün birinde değiştirip başka bir testten bahsediyor olabilirsiniz. Siz sadece bu yöne gitmek gerektiğinin altını çiziyorsunuz. Aynen, anladığım tabii, kadarıyla tabii, değil şu mi? Veya bu test hiç önemli anladım. Değil. Çok çeşitli testler var. Hı hı. Yani hiçbir şey ölçmemektense bir şeyleri ölçmek. Bir test %90 diyelim ki hedefini tutturuyor. Hı hı. Biri %70'tir, %180'dir ama karanlıkta bir şeyi yoklamaktan çok daha iyidir. Değil mi? Ama sonuç itibariyle bir test. Şimdi çocukluk bitiyor, ergenlik dönemine geçiyor. Kaç yıllara denk düşüyor? İşte 11-13 yılları diyelim. Ergenlik evet. dönemi artık başlıyor. Evet. Şimdi çocukla bir sürü konuda çatışan aile. Ya ben arkadaşım işte onu seçecek, ben de onu istiyorum diyorsa çocuk. Evet. Ona diretip bak çocuğum ölçtük seni. Senin yeteneğin mühendisliğiymiş. Gidemezsin mimarlığa. Nasıl diyecek? Aile evet. sizde nasıl bir işbirliği içinde olacak bu sistemde? Çok güzel bir şey. Bakın bu çok önemli bir soru aslında. Dikkat ederseniz çocuklarımız ilk yaşlarda, ilkokuldayken sorarsanız ne olacaksın? Büyük kısmı ne der? Ya polis olacağım der, ya öğretmen olacağım der. Değişiyor zaman zaman artık değil mi? Yanıtlar. Ondan sonra değişiyor. Hı-hı. Sonra belli bir çağa geldikten sonra bakıyorsunuz başka fikirlere girmiş. Ondan sonra çevre etkilemeye başlıyor. Bir statü kazanmaya çalışıyor. Hı-hı. En iyi okul, en iyi meslek nedir? Onların arayışlarına giriyor. Bütün bunlar heves, ilgi değil. Biz onun için öğrencilerimizi o hevesin girdabından kurtaralım. Senin ilgin bu diyelim. Hmm. Bazıları da heveslendirebilir. Bakarsınız girer o mesleği seçer ama yanlış yapar. Fakat bu heves de geçicidir. Sonradan anlar ki gerçekten bu hevestir. Hevese kapılmaması gerekiyor. Onun için ne yapacağız? Tekrar şunu söylüyorum. Ortaokuldayken de lisedeyken de aslında çocuk yanlış yapabilir. Kendisini tanıması lazım. Kendisini tanımak da neyle olur? Kendisi tam o testlerle olacaktır. Ve böylece kendisini ortaya koyacağız. Ha şunu söyleyelim. Diyelim ki test %80 isabet olmadı da %50 isabet etti. Tamam. Bir meslek öğrenecek. Bir meslek öğrenmek, bir başka mesleği öğrenmekte çok büyük kolaylık sağlar. Yani bir şey, mesela bir dili öğrendiniz, ikinci dili öğrenmek çok kolaydır. Hatta hiçbir şey bilmiyorsunuz. Türkçe öğrendiniz. Türkçe öğrendiyseniz İngilizce öğrenebilirsiniz. Türkçe öğrenemezseniz İngilizce de öğrenemezsiniz. Bir şey de iyi yani olursanız. Şey, bir şeyle öğrenilir. Dolayısıyla bütün mesleklerde zaten %30'u 40'ı aynıdır. Geçiş yapabilir mi? Yani daha sonra mesela mimarlık okudu lisede ama sonra evet. mühendislik okumak istiyor üniversitede. Bakın şunu söyleyeceğim. Sanıyorum Türkiye'de bir üniversitemiz bu ihtiyacı hissetmiş ki bu çocuklara neye yeteneğini var bilemediği için ne yapıyor? Üniversitenin ilk iki senesi mühendislikte ne yapıyor? Temel dersler veriyor. Hı hı. Sonra üniversitenin 3. 4. sınıflarında ne diyor? Haydi hangi alana uygunsan oraya git diyor. Dikkat ederseniz bu ihtiyacı hissetmiş ve üniversitede çözüyor. Ama çok geç. Çok geç. Hocam son saniyeler. Şöyle toparlayıp bunu nereye vardırmak istiyorsunuz? Yakın gelecekte uygulanabilir olduğuna inanıyor musunuz bu sistemin? Bir son olarak görüşlerinizi alayım. Bence olabilir. Bence olur. Çok zor bir şey değildir. Bu konuda bir hükümetin, devletimizin ciddi bir iradesi gerekiyor. İradeyi ortaya koyduktan sonra bu olabilir ve şunu göreceğiz aslında. Şöyle büyük bir faydası olacak. Çocuklarımız özgüven kazanacak. Bakın mesela biz bütün özel okulcular şunu söyleriz. Deriz ki öğrencimize özgüven vermek lazım. Tamam bilgi veriyorsunuz, özgüveni oluyor. Birinin parası olsa onun da özgüveni var. Ama diyelim ki parası yok. Mesleği varsa özgüveni vardır. Dolayısıyla önce bu mesleği vermek lazım. Milyonlarca çocuğumuz liseden mezun oluyor. Mezun olduktan sonra iş arayışı içerisine giriyor. Mesleği ne? Mesleğim yok. Hı hı. İşte bu yanlışı yapmamamız lazım. Bu çocukları da kazandırıp meslek sahibi etmekten bahsediyoruz. Lazım. Kafaları bir hayli karıştırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Sayın Orhan Özbey bizimle birlikteydiniz. Şimdiki örneğimiz de bir hayli ilginç. Oyuncu İlker Aksun kimya dersinde başarılı olsaydı bir pilot olacaktı. Savaş pilotu olan babası gibi. İyi ki başarılı olamamış, onu oyuncu olarak izliyoruz. Onunla üniversite yıllarını konuştuk. Evet. Pilot çocuğu olup da pilot olmayı istememe gibi bir şey bugüne kadar ben hiç duymadım. Çok
etkileyici bir meslektir. Özellikle ergenlik yaşlarında hele ki erkeksen. Ha, tabii. Hele ki erkeksen çok etkileyici bir meslektir ama çok zordu benim dönemimde. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Hani lise ortalaman yüksek olacak. Onu iyi bir yapabilsem bile özel kendi sınavları var. Onları geçeceksin. Ben daha lise ortalamasından zaten kaybettim yani. Ama şunu da biliyordum ortaokul yıllarında. Daha oyunculuk yapacaksın. Evet, biliyordum yani buna. Hani emin değildim ama içimde olduğunu hatırlıyorum. ÖSS, ÖYS var o zamanlar. ÖSS'ye geçeceksin. Konservatuara girebilmek için ÖSS'yi geçiyorsun. Konservatuarın iki aşamalı, hemen hemen her konservatuarın öyleydi. İki aşamalı ayrı kendi yaptıkları sınav var. Hiçbirisini kazanamadım. Bir yıl Mimar Sinan İstanbul. Sonunda Hacettepe hırs yaptım. Ha. Çok ciddiyim. Kursa falan mı gittin? Ne yaptın? Hayır hayır. Ama şöyle, okulda öğrencilerle, o dönemde okuyan öğrencilerle çalışmaya başladım. Yani işin aslında akademik kısmını takip etmeye başladım. Ondan öncesini hiçbir şey bilmiyordum. O birinci yıl gerçekten hiçbir şey bilmeden girdim. Nasıl açıldı o ya öyle? Öyle oldu. Öyle oldu. Yeni kendine bu kapı nasıl açıldı ya lan? Ben konservatuara 18 yaşında girdim. Hiçbir şey bilmiyordum. Ne bir filmden, ne bir tiyatrodan, ne bir edebiyattan, ne coğrafya, hiçbir şeyden haberim yok. Konservatuar bana her şeyi öğretti. Konsantrasyonum düşüktü. O dönemlerde düşüktü. Profesyonel hayatta şunu anladım. Konsantrasyonun düşükse bana bak başarı gelmeyebilir. Evet evet. Yani çok önemli bir şey. Ne kadar yetenekli olursan ol, ne kadar istekli olursan ol, konsantrasyonun zayıfsa problem var. Evet. Onu da profesyonel hayatta öğrendim. Konsantrasyonum konservatuvarda düşüktü. Ama tam bana göre derslerdi. Yani müzikse hani kulağım da iyi. Bayağı böyle iştahla evet, o evet. derslere çünkü girdim. Gerçekten bana göreymiş. Aa bir bakıyorum ya. Ne kadar bu mu sınav? Değil mi? Hayır. Bir yani, de bundan sınav. Hareket sınavı mı? Ne hareket sınavı? Beden eğitimi. Nasıl? Yani bundan mı sınav olacağız? Ben parendalar falan atabilen. Hani taklalar. Allah Allah. Ayağı şöyle açtık, böyle açtık falan. Gerçekten çok eğlenceliydi benim için. Peki çapkın mıydın üniversitede? Çok kız arkadaşın oldu mu? 22 yaşına kadar bir bayanın elini tutmadım desem inan. Yine onu da konservatuarda yaşadım, öğrendim. Aa, karşı cins varmış. Ay yandan şiirler, ben de çok seviyorum. İstersen alabilirsin. Yok, bende de var yani, evde var. En yakın sınıf arkadaşım, Timuçin Eser sınıf arkadaşım. Yani bilindikleri söylüyorum, İpek Tuzcuoğlu. Devin? Devin Özgeçiner bir sınıf altımız. Bir sınıf altımız. Binnur. Paralelimiz Bilkent. İlk önce Timuçin'le Engin bizi bırakıp İstanbul'a geldiler. Onlar burada yaşamaya başladılar. Timuçin Amerika'ya gitti. Engin tek başına kaldı. Engin tek başına kaldı ama ilk para kazanmaya başlayan Engin oldu. İçimizde. Hepimiz ona yamandık. Abi bizim de kira. Abi bizim de. Aynı yani. Evdesiniz zaten. Evet. Sonra ben geldim Antalya'dan. İşte Timuçin geldi Amerika'dan. Hep beraber. Binnur Ankara'dan. Devin öyle. Aynı evin içerisinde, aynı apartmanda, aynı mahallede, aynı yerde sürekli evet bir komün halinde yaşamaya başladık. Sonra çevre genişledi. Hepimiz genişledik. Hiçbir zaman da kopmadık. Hala da devam ediyor dostluklarımız. Hayır, bir de böyle oyuncularda ego derler, bilmem kendini beğenmiş. Hani o hiç mi çarpışmadı hepiniz de böyle? Çok zordur ya. Birisi Niğde'li, birisi Dokatlı, birisi İstanbul'u yok yok. Hepimiz memur çocuğuyuz, işçi çocuğuyuz. Yani sahip çıkmak değil mi? Birbirini kollamak. Evet. Bir de işte zaten o yüzden dostluğumuz uzun sürdü. Peki ne kadar zamanını aldı? Artık ben bu işten para kazanıyorum demek. Ben ilk geldikten 10 yılımı aldı. Of. Benim para kazanmam yabancı damatla olmuştur. Gerçekten istikrarlı bir şekilde para kazanmam. Ki o gerçekten zamana kadar da çok bilindiğin işler yaptın. Tabii tabii. Çaleler var, bir sürü bulduklar var, diziler, filmler, neler var, başka neler. Başka işlerle çalışmak zorunda kaldın. Oldu mu? Hayır. Sen bayağı sadece oyunculuk. Evet. Nedeni ailemin durumunun iyi olması. Ya madem yani durum iyiydi, Engin'e niye kirayı ödetiyordun? Annen babana ödeseydi ya. Ama Engin bir ara o kadar güzel idare etti ki hepimizi yani. Her zaman da öyledir. Bu sırada yine yazla Engin'e gideriz yani. Bir seviyeye gelene kadar para kazanmak yok. Hmm.
O seviyeye geldikten sonra para kazanmak var. Ama ondan sonra da onu o seviyede tutabilmek en azından. İstikrar. Buna da istikrar diyoruz. Evet. Başardık. Hayal ediyor muydun o zamanlardan bu yılları? Meşhur olmayı hayal etmek gibi derdim yoktu. Oyunculukta iyi seviyeler yakalamak, iyi yerlere gelmek hayali olmadan oyuncu olunamaz. Öbür türlüsü tamam kıyıdan köşeden tamam ama yapım kıyı köşe yapısı değil. Yani böyle düşünüyorum, böyle hissediyorum. Bunu da senden saklamam. Her zaman büyük düşündüm ama büyüğüm ne ki? İşte bu kadar. Mama Güsle yolun başındayken devam edecek. Mama Güsle yolun başındayken devam ediyor. Evet, klinik psikolog Emre Konuk. Merhaba. Ve eğitimci Koray Varol. Hoş geldiniz. Hoş. Hocam bir hayli sizin alanınıza girdik ilk bölümde. Aman ne güzel. Çok psikoloji konuştuk. Öğrencilerin dedik ki üniversiteye gelene kadar çoktan eğilimlerini keşfedip aslında doğru bir şekilde yönlendirmeleri gerekiyor. Kısaca bu konuda bir cümleyle bir yorumunuzu alayım. Şöyle diyeyim, yeteneklerle bir mesleği iyi yapmak arasında çok sıkı bir bağ var. Yetenek de doğuştan geldiğine göre çok erken yaşlarda yeteneği bulmak ve anne baba vesaire onun yönlendirmesi, çocuğu hangi mesleğe doğru yönlendirmesi mümkün. Mümkün. Evet. Herhalde beyefendi bundan söz etti. Bunun evet, evet, bunun eğitim sisteminde nasıl yansımaları olması gerektiğinden bahsetti. Şimdi gelelim, programın başında anons etmiştim. Hani çocuğumu bir türlü şu dersin başına oturtamıyorum. Her türlü imkana, fırsatı sunuyorum ayaklarının altına ama bir türlü ikna edemiyorum diyen anne babalar ne yapacaklar? Şimdi gerçekten çocuklara ders çalıştırmak mühim mesele. Belki de hata yapıyoruz yani. Yani şöyle, hata yapmıyoruz çünkü bu sistem, yani Afrika'da yaşamıyoruz. O zaman ders yok, bir şey yok. Yani ama metropol hayatı ve çocuklarımızın okula gitmesi gerekiyor vesaire. Dolayısıyla ders üzerinde durmak, akademik başarı üzerinde durmak önemli bir şey. Çocuğun geleceği için de önemli. Sıkıntı, bu nasıl problem oluyor? Onu tasavvur etmekle ve düşünmekle ilgili. Ne demek istiyorum? Bir çocuk doğduğu zaman içgüdüleriyle doğar. Yani içinden geldiği gibi davranır. Ne demek bu? Acıkır, canı yanar. Evet. Bir tarafları sıkıntılıdır, gazı vardır vesaire. Bunu iletişim yolu bağırarak, çağırarak, ağlayaraktır. Kendini öyle ifade eder. Yavaş yavaş başka ifade yolları öğrenmek durumundadır. Bunu da anne baba öğretir. Ne demek istiyorum? Çocuk büyürken içinden gelerek yaptığı şey oyun oynamaktır. Şimdi ders çalışmak, zaman ayıracak, oyundan vazgeçecek, televizyonu seyretmeyecek vesaire. Doğasına aykırı bir şey. Doğasına aykırı, yani okul sistemi zaten doğaya aykırı bir şeydir, yani öyle diyelim. Doğaya aykırı bir şeyi çocuğun motivasyonunu artırarak nasıl yaparım? Yani bütün mesele bununla ilgilidir. Çocuğun evde büyürken bir kere isteklerini ertelemeyi öğrenmesi bir anne babanın çocuğuna öğretmesi gereken ilk temel şeydir. Bunu öğretmezse zaten sıkıntı var. Hani oyun oynayacağım, tablette bir şeyler yapacağım evet, vesaire. Evet, yani değil mi? Mesela yemek saati geldi, değil mi? Hadi aç çocuğum, yemek geldi. Aa, anneler alır televizyon seyrediyor. Bunu öğreteceksin, yani çocuğun gelecek, masanın başına oturacak, yemek yiyecek. Düzgün yemek yemesini öğreteceksin vesaire. Yani aslında anne baba olmak demek çocuğuna güdülerinden, o andaki isteklerini erteleyip bir şeyleri öğretmek demek. Yani en temel, tek sadece bu değil ama istekleri erteleyebilmek en temel yaşam becerilerinden bir tanesidir. Bir yetişkinin düşünün ki isteklerini erteleyemiyor. Evet. Ha, o bizim terminolojimizde olgunlaşmamış bir ergen, ergen haldedir yani. Ha, şimdi mesela kocalarımızı hatırlayalım. Evet. En çok onlar yapar yani bunu.
Dolayısıyla işin özünde bir sıkıntı var. Ne demek o? İstekleri erteleyebilmeyi çocuğumuza öğretmemiz gerekiyor. Birinci bir ailenin bu. Yapacağı en etkili evet, şey bu. Evet. Başka nasıl yöntemlerle çocuğun dikkatini toplayıp gerçekten ders çalışmasını sağlayabiliriz? Şimdi Emre Hocam'ın anlattığı şeyler ailenin içerisindeki verilmesi gereken en temel şeyler. Bunlar genel anlamda daha küçük yaşlara yönelik olarak oralardan alıştırma, ısındırma, yemek yemeden, tuvalet eğitiminden, odasını toplamaktan, küçük küçük sorumluluk almaktan başlayarak gelişen süreçlerin hepsi. Yani çok etkili şu söylediğiniz. Geçen gün bir araştırma okudum. O günlük yaşamın içerisine dahil edilen çocuk, hani ev işi şu bu yaptırılan çocuk, ileride daha sorumluluk sahibi ve başarılı tabii, oluyor. Tabii çünkü çocuk taklit ederek öğrenir. Yani etrafında büyükler problemlerini nasıl aşıyorlarsa, onları ne yapıyorlarsa ona göre öğreniyor. İzole edip o çocuk aman etkilenmesin gerek yok ben onun adına yapıyorum deyince iyi bir şey yapmıyoruz aslında öyle mi? Bir de bu şey moda da son 10-20 senedir hani çocuğu baskı yapma falan. Onun için çocuk alıyor tabağını alıyor televizyonun karşısında okuyor. Hadi çocuğum gel peki hemen bırak hadi plan oluyor. Dolayısıyla öğrenmiyor. Öğrenmiyor. Yani biraz önce şeyin, Koray'ın söylediği şey. Şimdi orada da bazı ailelerin şöyle bir bakış açısı oluyor. Biz hayatımızda çok zorlandık, çocuğumuz zorlanmasın tarzında bir bakış açısı geliyor. Onun için çocuğun hayatını sürekli kolaylaştırmaya, sürekli kolaylaştırmaya, sürekli kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Yani en az zorlayan ama bir özel okula verelim tarzında, en çok hoca gelsin, işte ödevlerini çok yapmasın, hani hocalar da ona yardım etsin, aman üzülmesin tarzında bir durum yaratıyorlar. Bu aslında çocuğa zarar veren bir boyut yaratıyor. Geliştirmeyerek onu, kendisini zorlamayarak. Çünkü o çocuk 18-19 yaşına geldiği zaman, bir üniversite hayatına girdiği zaman orada hayatını yönetebileceği becerileri kazanmamış oluyor. Yani odasını idame ettirmeyi, parasının hesabını bilmemeyi ya da kirlilerin en azından bir kuru temizlemeciye verilmesi gerektiğini o çözemiyor. O süreçleri bile yönetemiyor. Onları yönetemiyor. Onları yönetemediği için de okula kalkmakta, okula gitmekte yani o kadar çok alışmış ki başka birisi onu sabah kaldırsın, giydirsin. Programlamış. Servise bıraksın, servisten indirsinler, derste otursunlar. Birisi başında akşam eve geldiği zaman işte bak bunu buraya yaz, hiç bunu kadar buraya soru yaz çözdün tarzında. Mü, ne yaptın falan. Bütün o sorumluluğu ebeveyn aslında üstlenmiş. Evet, yani hayatı kolaylaştırıyor gözükmüş olmasına rağmen çocuğu güçlendirmeyerek çocuğa zarar vermeye başlıyor. Çocuk da daha sonra üniversiteye gittiği zaman onunla baş edebilir. Baş edebilir, yani yönetebilir, oradaki organizasyonun içerisinde varlığını yaratabilir ya da kendi hayatını devam ettirebilir durumdaki güçlerini devam ettiremiyor. Bir de o kadar çok korunuyor, çok az kişiyle görüştürülüyor. Bu sefer içe kapanık, içe dönük ya da çok hassas yapılar oluşuyor. Yani hani yaşadığı minik bir sertlik ya da minik bir ters bir şey onun okuldan soğumasına, üniversiteden soğumasına ya da hani yapmamayı tercih etmesine yönelik olarak hareketler hayatında sağlıyor. Hayatında daha büyük sonuçlar doğurabiliyor aslında. Çok daha büyük sonuçlar doğurabiliyor. Yani kendisini yönetebilir duruma gelmiş olması yavaş yavaş hayatındaki birçok şeyi yönetebilme potansiyeli yaratıyor ona. Peki bunun için ne yapacağız? Yani sorumluluk vereceğiz. Hani sen istediğin saat çalış, istediğin gün çalış. Yok, değil. Öyle ne değil. Yapacağız? Yani Emre Hocam'ın da söylediği gibi. Şimdi buralar biraz şeye dayanıyor. Kendi odasını toplamayı öğretmeye dayanıyor. Kendi yemeğini yemeye öğretmeye dayanıyor. Bir yemeğin pişmesini sağlamasına yönelik olarak malzemeyi hazırlamasından tutun, kahvaltı sofrasını hazırlayabilip ondan sonra onların hepsini toplayıp bulaşık makinesine koyabilir duruma gelmesiyle alakalı bir şey. Yani okulda kendi içinde bir sistemdir. İşte sabah kalktığı zaman oradaki çantasını orada alması, çantasının hazır olması, okula gitmesi, orada sessiz bir şekilde ders dinlemesi, anlamadıklarını sorması, eve geldikten sonra onları tekrar etmesi, anlamadıklarını tekrar sorması, ödev verdilerse ödevi yapması üzerine bir sistemdir. Yani bu noktada aile çocuğa ne kadar çok sorumluluğu yavaş yavaş verirse çocuğun da yapabilme düşüncesi o kadar daha çok gelişiyor. Çok korunmuş çocuklarda zaman kavramı da az gelişiyor, üst bilinç de az gelişiyor. Yani bunu ne kadar zamanda yaparsın dediğin zaman çocuk onu düşünemiyor. Ya da bu ne kadardır dediğin zaman çocuk onu düşünemiyor. Ya da bunu yapman için nelere ihtiyaç vardır dediğin zaman işte benim yardımcım var ben yardımcımı arayayım tarzında sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu noktalarda
Çocuğa sorumluluk vermek, çocuğun yapmasını sağlamak, çocuğun öğrenme süreçlerini besleyen bir süreçtir. Aynı zamanda da hayattan da öğrenebilmesini sağlayan bir süreçtir. Tamam, bu süreçte ben bir unsuru ekleyeyim, psikolojik bir unsur. O da bütün bunlar bu şekilde olmalı. Çocuk çok erken yaşlarda sorumluluk almayı öğrenebilmeli. Ve ders de bunlardan bir tanesi. Evet. Ama ne diyor Koray Bey? Önce oku, odasını filan toplayacak. İşte kalktığı zaman bilmem nesini alacak filan. Ve ders bunlardan bir tanesidir. Akademik başarı. Oraya gelene kadar da bir sürü beceri setini öğrenmiş olması gerekiyor. Fakat bir unsur çok önemli. O da çocuğun motivasyonunu sağlayarak bu içinden gelmeyen şeyi öğreniyor ve yapabiliyor olması lazım. Yani iç motivasyonunun, içeriden kaynaklı motivasyonunun geliştirilebilmesi lazım. Ne demek istiyorum? Mesela 10 yaşında bir çocuğun 20 yaşına gelince üniversiteye gidecek de meslek sahibi olacak onu düşünerek ders çalışması hayal. Önüne koyduğu hedef ne olmalı peki? Yani bu sene dersini iyi yapar da okulda başarılı olursan sana bisiklet alacağım hayal. Tamam. Bunlar ödül olamaz, motive de etmez. Ne olur ödül? Çok yakın tarihli, hemen o sırada. Anneciğim bir an işte yapalım mı? Tabii şimdi bak gel senin oyuncaklarını toplayalım. Onları yerleştirelim. Ondan sonra hemen onu yapalım. Hani biz senin için şunlardan vazgeçtik okulda. Yok. Bilmem ne yapmışlar kızgınlık falan zaten kızgınlığa yol açıyor. Tabii birazcık dersine kafa çalışmaya başlayınca. Anneciğim beni yani dilekçe mi verdin beni doğru diye diyiveriyor. Onu dememesi için. Evet, ona göre davranmamız gerekiyor. Evet. Son olarak daha böyle somutlaştırıp hani kaç saat çalışsın hocam, eve geldiğinde ödevlerini mi tekrarını mı yapalım, birlikte ne yapalım falan bu tür sorulara bir toptan yanıt verelim. Tabii ki. Şimdi ilkokul 1. sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıf çocuğa o alışkanlıkları kazandırmak için çok önemli. Tamam. Aile, özellikle anne, 3 yıl boyunca o çocuğa alışkanlıkları kazandırmak için çocuğa ne kadar yardım ederse ve yapabildiğini görünce kontrollü bir şekilde geri çekilirse çocuğun yapabilme gücü artıyor. O ilk 3 yılı güzel oturttuğunuz zaman daha sonraki evrelerde çocuk çok daha rahat bir şekilde kendi kendine yapabilir duruma geliyor. Aileler o ilk 3 yılı güzel kullandıkları zaman bu başarı artacak. Ha tabii çocuk büyüdü. İşte mesela 7. sınıfta 8. sınıfa geçecek. TEOG diye bir sınav var. TEOG sınavına girecek. Orada başarı sağlayacak. Şimdi bu noktada 7. sınıftan 8. sınıfa geçen çocuklara yönelik olarak da ailelerin ve mutlaka yazın minik minik bu bilinci çocuğa aşılaması gerekiyor. Gelecek yıl böyle bir sınava gireceksin, böyle bir ders çalışma sistemi içerisinde olman gerekiyor. Bunları yapacaksın diye. Onu konuştukça çocuk onu kafasında kabul etmeye başlıyor. Daha sonra 8. sınıf başladığı zaman onu yapabilir durumdaki olma potansiyeli artıyor. Biz süre azaldı dedik diye o kadar seri bir şekilde gittik ki evet son saniyeler. Motivasyonu hocam dedi ya hani iç motivasyonunu yükseltmek gerekiyor diye. Onunla ilgili öneriniz nedir? Şimdi aile tutumunun çok büyük bir önemi var. Çocuk genel anlamda aileyle iyi ilişkiler kurmaya çalışır her zaman. Ve onlarla iyi anlaşmaya çalışır. Ailenin neye önem verdiği ve nasıl önem verdiği ve ailenin yakın çevresi, kuzeni, teyzesi, eniştesinin neleri desteklediğini çocuğa iyi anlatmanız kafasına şekillenmesine fayda sağlar. Yani bu başarı senin için önemli, güzel bir şey. Biz bunu yapmanı çok istiyoruz. Sana da çok yakışacağına eminiz. Bunu beraber yapacağız. Daha sonra da Emre Hocam'ın dediği gibi onu küçük parçalara bölerek yapma alışkanlıkları kazandıracak şekilde plan yapmakta fayda var. Severek yaptığınız bir işi içinizden gelmese bile severek yapmayı öğrendiğiniz bir iş artık iç motivasyon haline gelir. İş olmaktan çıkıyor. Severek yaptığınız bir sürece dönüşüyor. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Şu açıdan çok hoşuma gitti. Hani belli formüller sunmadık. 21 şu kadar saat çalışırsa şu kadar tekrar yapar. Daha insanı anlamaya yönelik. Evet. Daha onun psikolojisini anlamaya yönelik. Ailelere ve çocuğa ne düşer ondan bahsettik. Çok teşekkür ediyorum. Dolaylı olarak da bu konuda tavsiyeler işe yaramaz dedik. Değil mi? Bu konuda tavsiye bir şey yaramaz. Kendi modelinizi oluşturun, çocuğunuzu tanımaya çalışarak. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte buluşacağız. Yolun başındayken.tv adresinde kaçırdığınız bölümlerimizi, programlarımızı izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.
Mama Büyüs, yolun başındaykeni sundu.